arkadaşlar. Size orijinal yayınlarından güzel bir limit sorusu çözeceğim. Ama öncelikle e, soruyla ilgili bir bilgi hatırlatması yapalım. Bunu zaten normalde limit kurallarında görüyorsunuz ama yine bir küçük hatırlatma bulunmuş olalım. Limit x sıfıra giderken sinüs ax bölü bx ifadesi. Paydadaki ifade trigonometrik bir ifade olmak zorunda değil ya da bunun gibi olabilir. Sinüs ax bölü bx ifadesinde buradaki ifade x eşittir sıfır olmasının sebebi şu. İçerideki ifadeyi sıfır yapması lazım. Yani x yerine sıfır yazdığımız zaman burasının sıfır gelmesi. Aynı şekilde x yerine sıfır yazdığımız zaman bunun da sıfır olması lazım. Ki sıfır böyle sıfır belirsizliği gelsin. Buradaki ifade şimdi mesela aklınıza çoğunuzda şöyle bir durum oluşuyor. Şöyle ezberliyorsunuz ya da. Buradaki ifade bu kuralı uygulayabilmek için burada mutlaka x sıfıra gidiyor olması gerekiyor diye düşünüyorsunuz ama o şekilde değil. Buradaki x ifadesi eğer içerideki ifadeyi sıfır yapıyorsa o zaman bu kuralı uyguluyoruz. Eğer burada verdiği ifade farklı bir değer de olabilir. Buradaki ifadeyi sonuç olarak sıfır yapıyorsa o kuralı yine uygularız. Sıfır yaptığına göre o zaman ne diyoruz? Kuralımız nedir? X'in katsayılarını oranlıyoruz. Buradaki X'in katsayısı A, X'in katsayısı B. Aynı şekilde X sıfıra gitmiş çünkü içerisini sıfır yapan değerler X yerine sıfır yazdığımız zaman sıfır oluyor. Dolayısıyla tanjant böyle sinüs ifadesinde de yine aynı şekilde bu kuralı uygulayabiliriz. Yine aynı şekilde x'in kat a, x'in katsayısı sayısı b, a bölü b şeklinde geliyor. Şimdi uygulamasına bakalım limitin değeri hangisine eşittir demiş. Şimdi öncelikle şöyle yapalım mesela t, m'ye gitmiş. Bahsettiğim ifade aslında burada var. t yerine m yazdığımız zaman burası m m³ küp eksi m küpten burası sıfır oluyor. Aynı şekilde t yerine m yazdığımız zaman m kare eksi m kareden burası yine aynı şekilde sıfır oluyor. Dolayısıyla buradaki ifadenin sıfır olmak zorunluluğu yok dediğim gibi. Sıfır bölü sıfır belirsizliği geldiği için o zaman biz bu ifadede direkt buradaki ifadeleri oranlayabiliriz. Yani ne diyeceğiz burada? Açılımlarını yapmamız lazım. Yani t küp eksi m küp bölü m kare eksi t karenin açılımını yapacağız burada. Dolayısıyla burada açılım için t küp eksi m küpün açılımı şöyle yazalım. T eksi m çarpı. Bunları da tabi çarpanları ayırma konusundan özdeşlikleri biliyor olmanız lazım. T eksi m çarpı t kare artı t çarpı m artı m kare geldi. Paydadaki ifadeye bakalım. Burada da m, m kare eksi t kareyi iki kare farkından açalım. m eksi t m artı t geldi. Şimdi burada t eksi m ile m eksi t birbirlerini sadeleştirecekler ama birbirlerinin eksilisi olduğu için burada bir eksi 1 kalacak. Bunun dışında şimdi bu oranı bulduk. Artık bize ne demişti? t yerine m yazacağız. t yerine m yazdığımız zaman m kare artı burası da m kare artı m kare. Böyle burada da m artı m'den 2m değerimiz var. Tabi başında bir eksimiz var buradan dolayı. Buradaki ifademiz nedir? 3m kare bölü 2m M'ler sadeleşti. 3M bölü 2 başında da eksimiz vardı. Eksi 3M bölü 2 değerini buradan bulmuş oluyoruz. İlla buradaki gibi x'in kat sayısı da olmak zorunda değil aslında buradaki örneklerdeki. Mesela burada yaptığımız gibi biz yerine yazdığımız zaman sonuç olarak 0 bölü 0 belirsizliği geldiyse buradaki ifadeleri artık oranlıyoruz. Tabi burada 0 bölü 0 belirsizliğini yok etmek için de bu şekilde özdeşlikleri açarak sadeleştirme yöntemini uyguluyoruz. Verdiği ifade t yerine m yazmamızı istediği için de burada uygulayarak cevaba ulaşıyoruz arkadaşlar.